Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an alkış yapamıyorum. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Saatlerimiz 3.30. 3.30 değil mi saat? 4 olmuş saat. İstanbul'a gidiyoruz. Biraz İstanbul vlog yapacağız. O zaman vlog başlasın. Arkadaşlar biz geldik. Sıla'nın kapısında izleyecektim. Sen geldin lan. Günaydın. Arkadaşlar günaydın. Tipe bak. İstanbul vlog. Sen kötü haberim var. Ne oldu? Bütün gün bence çantamı sana taşıyacağız. Arkadaşlar biz bir gece kalacağız orada. Yani iki gün bir gece olacak bir şekilde diyoruz. Ay bir şey soracağım. Ben bu montu giydim de fazla mı olmuş sanki? Yok benim de montum orada. Bu arada hava çok serin. Bu saatler evet. Gerçekten serin oluyormuş ya. Kış gelmiş arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anın derecesi yarının İstanbul'un bütün derecesi. Oha. Evet. Yani soğuk mu olacak? Neyse biz havaalanına gidiyoruz. Arkadaşlar biz otoparka geldik. Saati göstereceğim. Saat şu anda 3.54. Arabayı park ettiğimiz yerde 3.54. Mistik bir şey midir bilmem ama çok korkunç bir şey şu anda. Yani bu demek oluyor ki doğru yoldayız. 1.55 boyunda çantası var kolunda. Hop tek geliyor. Aa çok ayıp. Arkadaşlar yemek için şöyle sandviçlerden bakıyoruz. Domates çok güzel görünüyor değil mi? Çeri domates evet. Ama ne yiyeceğiz karar veremedik. Arkadaşlar doğal güzelliğim şaka mı? 430 lira. Halil Bieber'le Justin Bieber gibiyiz. Gittin. Şu kocaman şey havada kalıyor ya. Kocaman şey havada kalıyor. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Sıla bana sürekli havaalanından sandviç getiriyordu ya. Uçakta verilen sandviç gibi bir sandviç bu. İnanılmaz. Zeytin ezmeli. Şöyle peynirli, ezine peynirli, domatesli, biberli bir sandviç. Bir şey söyleyeyim mi? Ekmeği çok güzel. Yemeğini ye. Timim. Antren bak abi bak olmayan bir şey geri çıkıyor bak şimdi. Arkadaşlar biz şu anda uçağımızı bekliyoruz. Sıla niye bu da uzaktasın bana? Ayakkabılarım. Ayakkabıları vuruyor arkadaşlar. Yine ayakkabı olsam yağlar şuradan bir yerine. Abartma sen. Koca gün ayakta duracağız mı? Yoo. Ama sen bana demiştin ki cam kenarına gideceksek, ben sürekli uçağa biniyorum, sen cam kenarına git demedin mi bana? Dedim ama şu an vicdanıma denk gelmedi. Eyvallah. Hatırlıyor musun? Oğlum nereden nereye lan? Daha ilk yayınımızı hatırlıyorum, yayından atmıştım seni. Ben attım bu arada ilk yayından. Ben attım. Doğru sen atmıştın. Sonra sen attın. Sonra evet, sevgilim başlamıştı. Oldu. Arkadaşlar şu an size nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama popomu yumrukluyor biri. Bacak kıpırdatamıyorum ayaklarımı. Yemekleri kıpırdatamıyorum. Evet arkadaşlar biz şimdi sıra bekliyoruz. Gidiyoruz. Uçağa bineceğiz. Heyecanlı mısın? Hayır. Evet. Seninle biniyorum çünkü. Niye? Allah Allah. Evet. Arkadaşlar demişti cam kenarına asla oturmayacaksın. Cam kenarına oturdum. Benim vicdanım olmasa asla oturamazdı. Ben verdim mi? Nasıl kıyamıyor bana? Var tişörtün nasıl? Kazağım. Kış geldi ben unutmuşum pardon. Arkadaşlar bu arada ayakkabıyım ayaklarımı sıkıyor ve ben ayaklarımı çıkardım. Başladım hep köylülük gelmiyor. Uyuyacağız şimdi böyle biz. Evet. Boyunlukları neden getirmedin? Taşıyamazdık bizi. Taşıyamazdık arkadaşlar zaten yanımızda iki çanta var. Çok eşya var yanımızda. Biz de harbiden bir gece içinde kadar eşya aldık ya. Arkadaşlar piyano müziğini duyuyor musunuz? Eğer duyuyorsanız şeyi hayal et. İstenize düşüyoruz. Tam bu piyano çalıyor herkes böyle. Titanic batarken. Düşüyoruz ya. Manifest yapıyor bak. Ay Allah korusun. Arkadaşlar Sıla oyun oynuyor. Aa suya bakın. Serkan bu sulardan bir sürü alıyor şişeye dolduruyor. Çok zeki aslında. Çünkü çok suyu işte. Nerede sevgili çocuklar? Kaptan konuşuyor. Uçağımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Arkadaşlar Sıla'yı yanlışlıkla orada bıraktım. Arkadaşlar biz şu anda İstanbul'a indik. Nasıl bir uçuştu sizce? Ben çok kısa sürdü gibiydi bana. Senin neydi? Serkan çok eğlendi. Serkan film izledi. Ben şarkı dinledim. Ben şarkı dinledim ama Serkan sürekli bizi sataştı. Sıla da sürekli baloncuk oyununu oynadı. Patlattı bir şeyler. Evet. Onun oyununa sulandık. Ama bir ara çok büyük türbülansa, büyük türbülans değil de bir türbülansa falan girdik. Ama güzeldi mesela. O da keyifliydi. Şunun üstüne binmek çok istiyorum. Şimdi aracımızın ceza yazılıyor bu arada onun üstüne. Şunun üstüne binmeyi düşünüyor. Bir ara Alena Silkim'in de binmişti de ceza almıştı. Evet hatırladım. Aracımızın yoluna doğru gidiyoruz. Hemen bir yorulma geldi bana. İstanbul soğukmuş bu arada. Evet. İyi ki mont almışız canımıza. Ne yapmışım ki ne? Alo. Bakalım da bize eko yapıyor. Bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Hadi ya. Gel kalbime eti ya. Mülteci Sıla Bey oldu. Arkadaşlar aracımız geldi. Merhabalar. Günaydın. Arkadaşlar selam, en son arabadaydık. Biz geldik otele. Şu anda neredeyiz? Bir tane oteldeyiz. Bir tane oteldeyiz ama nerede konum harem olarak? Oda olarak haremdeyiz bu arada. Muhteşem bir yıllık konseptli. Dubleks. Adı harem gerçekten. Yukarı konak bu arada gerçekten. Ve Boğaz'ın yanında. Ne? Otelin ismini vermeyeyim. Yukarıda Serkan'a verdik yukarıyı. Sıla da burada uyuyor. Evet, beraber miyiz? Beraber olacağız. Allah'tan ilk defa. Üç kişilik bir yatak yani. Üç kişilik yani kesin şuradaki yastığı araya koyup beni atacaksın orada. Zaten. Buna eminim. Ama ben de boğacağım seni o yastıkla. Arkadaşlar. Biz buraya bir toplantı yapmaya geldik normalde. Bunu söylemedim videonun başında da. Toplantımızı yapıp İzmir'e geri döneceğiz. Size de belki toplantı sonrasında sonucu söylerim ya da ne olacak ne bitecek her şeyi anlatabilirim. Bu arada Serkan yukarıda, burada çok güzel aynalar var. Dur size oda turu yapayım. Korkunç da biraz. Ya bu arada biz 2'den sonra oteli değiştireceğiz, onu söylemeyi unuttum. Girişimiz buradan. Yatak gerçekten harem yatağı gibi. Burası da banyo. Ve şuradan da yukarıya çıkış var. Burada da boy aynası koymuşlar. Yani bizim asıl gideceğimiz otel şu anda full doluymuş. Normalde öyle ayarlanacaktı ama bir aksaklık çıkmış. Biz de şu an saat 2'ye kadar bu oteldeyiz. 2'den sonra da diğer otele geçeceğiz. Oranın da turunu yaparım size. Ama orası galiba muhteşem yüzyıl konseptli olduğunu düşünmüyorum. İnşallah olmaz çünkü ben burada uyuyamam gibi korkarım. Çok çünkü eski gibi duruyor. Evet aşırı eski. Ama çok da bir değişik. Şuradan bir yerden sanki Hürrem inecek gibi hissediyorum. Yeni otelden merhaba. Arkadaşlar bu arada Sıla'nın dün o gün makarna yaparken eli kesilmişti ya. Onu şu anda ben niye bakıyorum? Ben bakamıyorum diye bu arada gizli gizli açıyorlar benden. Elini rendeledi Sıla da. Arkadaşlar ben en son videoyu kamerayı açtığımda biz bir önceki oteldeydik. O otelde benim anksiyetem çok tuttu. Ben İstanbul'u zaten seven bir insan değilim. Bunu belki birçok kez söylemişimdir TikTok yayınlarımda bilmem nelerde. Ve İstanbul bana göre bir yer değil. Bunu bugün bir kere daha anladım. Neyse o otelde çok sıkıldım. Anksiyetem tuttu. Bu otele geçtik. Bu otel çok güzel. Şu an Sıla'nın odasındayız bu arada. Yemek söyledik. Buraya geleceğiz. Niye bu kadar geç? Bu arada saat 9 mu ne? Ben en son kamerayı galiba sabah 11'de kapattım. Üstünden saatler geçti yani ben bu kamerayı kapatalım. Kamerayı çok fazla açamama sebebimi de anlatayım size. Biz bugün dediğim gibi bir toplantıya girdik. Toplantının detaylarını çok fazla anlatmak istemiyorum ama. Bugün biz yan yana yattık. Yatmadık gerçi. Ben uyudum da yatamadık. Beni uyuyamadı. Benim anksiyetem tuttuğu için ben tam uyuyamadım arkadaşlar. Evet. Biz bir toplantıya geldik. Toplantıya girdik. Sonra bir YouTube videosu çektik Sıla'ya. Yarın da benim YouTube videom çekilecek burada. Ondan sonra akşam saat 9:30 gibi uçuşumuz var İzmir'e tekrar. O yüzden toplantıya girdiğimiz için kamerayı açamadım. Aynı zamanda evet. Video da çektim için açamadım. Ve çok yoğun bir gündü. Çok yoğun bir gündü. Ve şu an gece yarısı. Benim şu anda ayaklarım hissetmiyorum. Zonkluyor. Ama çok keyifli ve çok verimli bir gün geçirdik. Evet. Verimliliğin yorgunluğu çok güzeldi, keyifliydi. Evet. Ve o kadar yorgun olmamıza rağmen hala daha bir tık da olsa enerjiyiz. Bu arada var. Arkadaşlar odalarımız ayrı. Oda turu yapacağım. Benimki manzaralı bir oda. Melihlerinki bir tık daha ufak. Evet, ben kıyamadım. Ben ona cam kenarı verdim mi? Girdim ya. O da bana manzara verdi. Şimdi yemek söyledik. Yemek gelsin. Yemek yiyip sonra uyuyacağız. Hepimiz duş alıp mis gibi. Evet. Görüşürüz. Arkadaşlar ayaklarım şişti. Bu arada bizim yemeklerimiz geldi. Biz yedik. Şimdi çöpü atacağız ve markete gideceğiz. Arkadaşlar biz şu an İstanbul sokaklarında geziyoruz. Otelden çıktık. Bakın İstanbul Köprüsü var şurada ama ışıkları şansımıza yanmıyor. Çok şanssız.
Arkadaşlar günaydın. Oğlum gözlerime ne olmuş lan benim? Ben uykudan uyandım bu arada. Yeni uyandım, şimdi uyandım. Hemen kamerayı açayım dedim. Oda turu yapacaktım ben. Oda turu yapmayı unuttum. Sen bana mı bakıyorsun? Ne yaparım demiş. Burada, şimdi oda turuna geçiyorum, durun. Burada balkonumuz var. Burada eşyalarım var. Burada yatağım var. Sonra burada tabii ki de Melih Yıldırım var. Şimdi gidip Sıla'yı rahatsız edeceğim. Duşu gösteremiyorum çünkü Serkan duş alıyor şu anda. Arkada da burada da ayna var. Burada da çıkış kapısı var. Dün öyle bir uyumuşum ki ölüm uykusu, tövbe yarabbim tövbe. Ama ölüm uykusu gibi bir şeydi. Ama kimse ölmedi. Ayakkabılarımı giyeyim. Çok güzel uyudum Allah'ım. Herkese böyle bir uyku nasip etsin. Ama bacaklarımın hala buraları çok ağrıyor. Bunlar birazcık zor geçer. Ancak İzmir'e geçip İzmir'de güzel bir uyku çektikten sonra geçeceğini düşünüyorum. İstanbul'un hareketliliğine Melih Yıldırım alışamadı. Mini Bihter'i o kadar çok özledim ki arkadaşlar, size anlatamam ya. Allah'ım çocuklarımı çok özlüyorum. Çocuklarımı çok özlüyorum. Sıla Beyoğlu arıyor. Efendim aşkım. Melih, kahvaltıya inerim mi? İnelim aşkım, zaten ineceğiz. Tamam, neredesiniz siz? Odadayız. Kaç kişisiniz? 5-10 kişi varız. Tamam, ne zaman inelim? Birazdan inelim. Hadi bay bay. Hadi bay. Biz uyanır uyanmaz kahvaltı kahvaltı. Bu arada Serkan'ın telefonu, benim telefon değil. Ben vlog çekiyorum. Kombin çek yapmadık. Kombinimiz böyle. Pantolonumuz. Ve kazak. Şimdi böyle giyindim ya arkadaşlar. Şu an belki bu hava bana çok güzel geliyor. Diyorum oh mis gibi giyindim falan, üşümüyorum. Saat 12.1 gibi, hatta 3 gibi, 3'e kadar pişeceğim. Böyle artık bayılacağım, pişeceğim ama yapacak bir şey yok. Yanıma kısa kollu tişört almamışım. Yapacak bir şeyimiz yok o yüzden. Selam. Sıla 3'te. Rahatsız ettik galiba. Wow. O da çek yapmaya geldik de odanın içinden geçmişsiniz Sıla Hanım. Ay, toplamıyor mu ya? Arkadaşlar Sıla'nın manzarası. Bugün çok güzel değil mi şu an? Evet, bu arada gerçekten öyle bir güne uyanmışız ki. İnanılmaz bir gün. Çok güzel değil mi? Dün hiç böyle değildi. Burada da bir aynamız. Sıla bu arada etek giymişsin, görmedim sanma. Giyme. Bakın arkadaşlar, burada Kız Kulesi gözüküyor. Burada bir köprü var. Dün göstermiştim aslında akşam ama şu an o ağaçtan gözükmüyor. Bir sürü ev dip dibe, sinirim bozuluyor ya. Bu ne? Bu ne? Sabah bu ne neşe? Ben neşe neymiş? Biliyorum, şunu soruyorum ya zaten. Ne bu neşe? Açamadım kendimi hala. Bana bıraksa öğlen 3'e kadar uyurum burada. Bana diyorlar ki arkadaş üstündeki bok rengi gibi. Ben de bilmiyorum. Sen söyledin diye bir şey ama. Ama kahverengi ya benziyor. Kahverengi diye benziyor ama bok rengi de denmez. Ben niye Çinlilere benzemişim? Bir çekiklik var bende. Ben kahvaltımı hemen sayıyorum. Kahvaltım bu Serkan'ın kahvaltısı. Bu da Sıla'nın. Sıla da böyle bir şeyler yiyor. Çok salata yiyeceğim. Arkadaşlar en son kahvaltıda kapattım ama biz şu anda İstanbul Havaalanı'na geri geldik. Çünkü eve döneceğiz. Benim videom iptal oldu. Benim midem biraz kötü oldu. Kendimi kötü hissettim çok kahvaltıdan kötü sonra. Ama şu an çok iyiyim. İzmir'imi de zaten çok özledim. Bence iyi olacak gitmemiz. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım, tamam mı? Yolunuz olsun. Uçağın kapısı. Uçağa dokunduk. Sıla. Arkadaşlar dönüşü Sıla'ya verdim. Ama zaten alındı. Zaten. Öyle anlaşmıştık, dönüşte Sıla oturacak diye. Evet. Bu arada bu uçağı daha çok beğendim ben nedense. Ekranı falan var önünde bunun. Evet. Daha yeni bu uçak. Evet. Bir de sanki... Bu vlog sadece uçak vlogu fark ettim. Evet, uçak vlogu gerçekten. Kanat yine biz görüyoruz kanadı. Ay, ben çok sıcakladım. Şarkı giysem gene sıcaklıyorum. Ne dinleyeceksin, şarkı oyun mu oynayacaksın? Oyun oynarım ben arkadaşlarım. Selam abla. Lütfen el bagajlarını kapatınız. Lütfen el kemerlerini bağlayınız. Kemerlerini sağlayın. Bir çare düştüm. Maskeyi
Önce kendimize, sonra bize. Az önce patron diyecektim, neydi lan? Kaptan dedi ki türbülans beklenmekte, daha kalkmadık ama türbülans dedi. İstanbul 23 derece, İzmir 27 derece. Böyle bir sallandı kucak. Arkadaşlar eğer düşersek, eğer bize bir şey olursa sizi çok sevdiğimizi hiçbir zaman unutmayın. Ben bunu söylemek istiyorum. Size aşığım, çok teşekkür ederim. Sizi çok gerçekten seviyorum. Her şey için. Eğer bu telefon bulunursa böyle sizi çok sevdiğimizi unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki vardınız. İyi ki bizi bir araya getirdiniz. Evet. Sizi çok sevdim. Çok hayatımın en değerli günlerini yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, gerçekten. Sana teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. O zaman El Fatiha. Tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Arkadaşlar biz indik. Şu an kulaklarım o kadar çok basınçlı ki hiçbir şey duymuyoruz. Ve o kadar sert indik ki uçak yere. Göstereceğim evet. Birazdan size videosunu. Yani, o kadar korktum ki. Böyle bir sert iniş yoktu. Sıla dualar okumaya başladı falan. Ekşedi ben la ilahe. Gerçekten bunu okudum bu arada. Evet. Şimdi kulaklarımın açılması lazım, şu an hiçbir şey duymuyorum. Sıla'nın sesi bana... Ve bir şey söyleyeyim, İzmir çok sıcak. Kazakla ter içinde kalacağım gibi vibe oluyorum birazdan. Bakalım o zaman bir şey. Bu şehri kendi şehrim gibi benimsin. Evet arkadaşlar, İzmir'e gelince hepimiz bir kendimize geldik. Bu videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İstanbul vlogum bu kadardı. İstanbul'u çok gezerken hiçbir şey çekmedim hatta. Biz de gezmedik zaten. Toplantı için gittik, bir tane video çektik, geri geldik. Yemek yerken bile çekmedim. Yemedim sizin için sadece havaalanı vlog gibi bir şey oldu. Ama bu videoyu beğenirsiniz siz, ben eminim. Beğeneceğinize eminim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.